Selam arkadaşlar, biz doğum günü partisine geldik. Burada annelerle sohbet ediyoruz, kahvemizi içiyoruz. Biraz çekelim dedim sizin için de. Sakin bir pazar gününden herkese merhaba arkadaşlar. Biz partiyi atlattık, geldik şimdi. Arya ile uğraşıyorum. Arya diyor beni illa bir yere götür diyor. Gidecek bir yer de yok. Dedim kızım pazar günü herkes kendi evine. Çocuğum kahveyi döktün ya. Arya please ya. Arya'cığım sen kurban olun. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Kahvelerimizin. Annem kahvelerin böyle taşıra ne kadar koymayınca kahveyi kahveden saymıyor. Türk kahvesi yani köpüğü biraz tabii ki. Ama dudak payı diye de bir şey var ya anne hani. Ne dudak payı? Ben sevmem dudak. Benimki doğru olmasa da sevmem. Arya diyor bugün pazar günü diyor sen derini partiye götürdün beni de bir yere götür diyor. Kızıma arkadaş yok diyoruz ne yapak. Onun da canı sıkılıyor. Keşke bunu da götürün kızını getirmiş. Ama orada bir şey yok yok. Biz oturduk orada çay kahve aynı içtik. Aynı böyle bir salonda ne yapacaktı Arya? Burada böyle oynadın, bahçede evet. Oynadınız, bebeklerle oynadın, telefona yani. Girdin. Daha ne olsun? Ben ne yaptım kızın arkadaşı yok, kız yok. Kız yok. Bizim çevrede kız getirdik. Sana kız mı getirdik Arya şimdi? Bu yaşlısı. Biz senin kızıma getirdim. Şimdi sen mi oynardın? Hey diyorum anneme getirseydin de barandan sonra. Belki şimdi 10-15 yaşında olurdu. Kız barandan sonra doğsaydı şimdi o da evlenir gider. 25 yaşında. Ya ama hemen sonra değil işte. Ben kendimi bilip sana kız bebek illa yap dediğimde yapsaydın. Evet. 20 yaşlarda. Şimdi 15-16 yaşında olurdu. Kafanda yapsaydı 13 yaşında. İşte. Ne güzel de olurdu. Kızımla oynayalım. Yani kendinize bir oyuncak bulurdunuz evin içinde uğraşmak için. Ne tam gözüm oğlum. Valla ergenlik şeyini artık bu yaşında atlatırdın anne. Ergenliği atlatmak da zor bir zaman. Ona bir enerji lazım, güç lazım değil mi? Çocukların o ergenliğini atlatabilmek için. Tabii. O büyük bir şey yani süreç. Zorlayıcı bir süreç. O süreci de aileler... Aslında zor bu. Ailelerin bayağı bir sabırlı olması lazım. Şu surata ne olmuş? Geçiyor. Sanki alerji olmuş bir şey. İşte bir şeyde alerji olmuş ama geçiyor. Arya yavaş annem kahve var elinize. Yiyin çikolataları yiyin. Kan dolaşımına en hızlı giden şey çikolata biliyorsun değil mi? Kanı hemen aktifleştiren. Hızlandırıyor ve süper enerji kazandırıyor. Ye çocuğum ye bir tane daha ye. Bahçede çok oynasınlar. Ye çocuğum ye. Vay. Yani ben öyle çikolatayı çok sevmem. Benimki böyle cips mips olacak. Bunlar bayağı çikolatayı seviyor. Bunlar çikolatacı. Sen yedin yeter abi ya. Çikolatasız yaşayabilirim ama cipsiz yaşayamam. Böyle cips mips. Çıtır kıtır bir şeyler olacak çiğnemek için. Arya. Sen çok yedin ama güzel bir şey değil ki. Ve bir tane daha. Yürü git. Allah. Yürü git. Allah. Yürü git şapşık suratlı. Allah. Allah. Of işte böyle bir pazar günü bize geçiriyoruz. Sakin ne yapalım kahve içiyoruz. Yaz olsa insan dışarı çıkar bir yere gider. Valla çok şey ya. Gider bir yerde gezer. Hıcı canım çok sıkılıyor. Parka gider. Herkes senin gibi sıkılıyor. Canım sıkılıyor. Nereye gitsen de evde oturuyor. Ya. Yaz olsa sahile git, bir yere git, parka git, pikniğe git. Gidelim mi bir yerlere? Şimdi. Ne gideceğiz? Ne bileyim. Devran yeter. Devran yeter. Ama saat 2 geçti ya hava soğuk. Ne var? Güneş parlıyor ama saat 3'e geliyor. Devran yeter aşkım. Hadi ya. Valla nasıl küçük suratı nasıl bitsin bir dağılır. Ne bileyim nerede oturacaksın? Ya o ne bileyim işte öyle bir şey söylüyorum. Dışarıda otursan soğuktur. İçeride otursan zaten evinde otursun. Alex boy. Thank you. Alex boy. Senin tırnağın niye birisi kesilmiş, iki tanesi uzun, diğeri daha kısa? Hepsi niye dengesiz büyümüş? Demek ki iyi kesmedin onu. Pazar günleri kesme günümüz bizim. Bugün keserim de bak iki tanesi kısa, diğer ikisi uzun. Tamam demek tam onları iyice kesmedin. Diğerlerini kesmedin. Bazen de çocuklarınki ince oluyor, kendiliğinden kopuyor. Arya yeter, bitti. Dede yatıyor herhalde, yukarı çıkıyor. Ha, uyumaya bitti. Uyumaya gitti, biz de ne yaparız bilmiyorum. Bugün düğün var, Serhat düğüne gidecek, o yüzden evde değil. Ne gerek yok işte, protokol.
Yani çalışıyor şu an. İş yerinde de hazırlanacağım. Tıraş olacak. Eve gidip giyinir. Miskin dedi. Öyle gider. Miskin de dedi ben alışveriş yapıyorum dedi. Alışverişten sonra maç var dedi. Baran eve gitmek istiyor. Maç izleyecek. Aa. Dedi gelemeyiz. O yüzden... Maçını burada da izlerdi zaten. Baban izliyordu. Ne bileyim adam belki keyif yapmak istiyor. Uzanıp maç şeyine girmek istiyor. Ondan sonra ben de eve gitsem yapacak bir şey yok. Dün çocukları banyo ettim zaten. Onlar okula hazır. Derine bu akşam yine bir duş aldırırım ama. Evet, o terlemiş. Aha. 12 kolay ya. Erkek olunca şipşak hemen banyo edebiliyorlar. Sanki kızım iki zor. Ne ya saçı onun var? Saçı beni yoruyor ya. Çok dolaşıyor birbirine. Çok ince bir saçı. Su git iç aşkım. Git iç musluk orada bardak da orada. Tuvalete alıştırdım. Tuvalete hep beni gönderiyordu ya. Arya alıştırdı ha ben değil. Ha. Arya iki gündür beni hiç umursamıyorum. Görmezlikten geliyorum. Sabah uyandırıyor ya beni çiş için. Ben diyorum ki git kendin yap diyorum. Hiç umursamıyorum ama. Peşinden de gitmiyorum. Arya'yı duyuyorum. Arya diyor gel gel diyor ben sana göstereyim diyor. Ondan sonra iki defa iş ettirdi. Öyle belki tuvaleti mahvediyor. Hayır canım sonra gidip bakıyorum tabii ki. Mahvedecek bir şey yok ki. Kalkıyor şeyin üstüne. Hayır yetmişse boyu onun için. Boyu işte o bende son var ya. Ha onun üstüne çıkıyor. Ha onun üstüne çıkıyor işiyor. Kızım daha da halletti benim yerimi. Aferin benim oğluşuma. Değil mi Arya? You helped Devran go wee wee in the morning. Aferin oğluşuma. Evet tamam artık. He bitti artık o şey de bitti. Nerede? Bak suyu da ablası verdi. Benlik bir şey yok ki. He. O yüzden Arya bakıyor benlik bir şey yok. Bize lazım bir kız. En az bir tane. Benim niye bu karanlık çıkıyor? Kızım hallediyor o işlerimi. En az bir tane. Bir de yetmez. Üç tane. Üç de yetmez. Kavga ederler. Yedi tane ver. Ver Allah'ım ver. Ne oldu annem? Ne oldu ne oldu? Söyle. Ne istiyorsun aşkım? Gel oğlum ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Arya. Arya. Gel oğlum ne istiyorsun gel. Arya. Arya sen çok mu güzelsin? Bakayım bir. Prenses Arya. Ne istiyorsun oğlum? Prenses Arya. You princess. Yes. Sen prenses değil misin? I'm Elsa. Öpücük ver mamaya. I'm actually Anna. Can I have it? Ha sen Anna'sın. Öpücük ver. Are you Elsa? No, ben Elsa değilim. Evet, sen Elsa'sın. I'm Anna. Ha sen Anna ol. Ben de Elsa olayım o zaman. When you grow up, you're to be Elsa. And when I grow up, I'll be Anna. Tamam. Saçını yine kestirelim kızımın. Ama uzamış aşkım biraz daha artık kesmeyelim. Açık kullanmayı seviyor artık. Bağlatmıyor saçını. O yüzden biraz daha kestirsek kullanabilir. Aa, ne tatlısın senin. Mom cut I need this bit. Hı aynen öyle ucundan alak. Şimdi bir sefer bağlayamazsa gözüm. Mom can I get ice cream today? Bağlamıyor ki zaten. Bağlıyor okula gönderiyorum açık geliyor. Mom can I get ice cream today? Ice cream? Arya sen şaşırtın neyle zaten? Arya hey şu an canı sıkılıyor ne istediğini kız bilmiyor. Yani kimse yok. Bir kız olsa alırdı. Neyi alırdın? Kızımla oynasın diye. Ne gerçekten kızın bir arkadaşı yok. Kurban olsun annem sana. Ciddi söyleyeyim kızın bir arkadaşı yok. Benim de arkadaşım yoktu büyüdüğümde. Sen bir ton arkadaşın vardı. Ne var benim bad? Kimle oynuyordun? Niye Müşen? Elsa'da even be bad. Vardı bir sürü kız vardı. Ama Arya'nın hiç yok. Alak mı bir tane kız Arya? Arya gidip dükkanda sana bir tane kız alak. Yok demez ki. I want a baby toy at the toy shop. He. Yürü git sanki evde hiç yokmuş gibi. Like a toy. Toy shop bugün erken kapandı. Bir saat kaldı. Kendine bir tane oyuncakçı dükkanı mı açsın? Benimkiler batır. Mom, can we go to the toy shop today? Evet canlarım. Şimdi bu canlarım kelimesi de birkaç arkadaşı istiyorum. Canlarım diye ağzıma yapıştı. Tatlışkolarım, aşko kuşkolarım. Öyle diyeyim. Annem akşam yemeğini hazırladı. Şöyle lep lezzetli etli taze fasulye. Köyden gelen ürünlerle et hariç. Ondan sonra burada da annemin klasik bulgur pilavı bu sonra tereyağlanacak. Servis edilmeden önce
Bu da sabah partiye gittim ya, Dona'nın çocuğun partisini. İlla dedi götür götür götür. Bu kız zorla insana böyle yedirtiyor ve götürüyor. Şöyle sandviçler yapmıştı, tavuklu mavuklu. Bir de çocuklar öğlen burger falan yedi. Neyse bunları getirdim. Bilmiyorum kim yiyecek anne. Aynen, fırını açtık arkadaşlar çünkü canım sıkıldı, dedim bir kek yapayım. Annemin evinde olmazsa olmaz bir ıslak kek nasıl güzel giderdi. Aslında canım şey istedi. Yapamadım, neyse elimde tutayım. Aslında canım bir anne senin spot ışığın. Anam. Bu spot ışıklar. Şey, bir tanesi patlamış ya, onun için biraz. Tam tepemde. Hayır, spot ışığı yukarıda olunca gözaltı morlukları fazla yoğun gösteriyor. Neyse. Şöyle canım şey istedi aslında. Ağlayan kek istedi. Hani kek yapıyorsunuz, üstüne krem şanti, üstüne çikolatalı sos yapıyorsunuz ya. Çok da yapardım annemin evinde geçmişte. Ama krem şanti yok. O yüzden dedim en iyisi ıslak kek yapalım. Ondan sonra ıslak kekimizin üstüne de şöyle Hindistan cevizi parçacıkları serpiştiririz. Güzel olur. Annemin de misafirleri gelecek zaten akşam. Onlara da servis etmiş olurum. Böylelikle malzemelerimi hazırladım. Size de söyleyeyim. Şöyle 4 yumurta, 1 bardak şeker. Hepsinden 1 bardak. 1 bardak şekerle ilk önce çırpacağız. Ondan sonra sıvılar. 1 bardak sıvı yağ kullandım bu sefer. Bu arada zeytinyağı ilk defa gören olmuş benim videomda. Ben daha sağlıklı oluyor diye kullanıyorum. Asla bir koku vermiyor. Bunu da söyleyeyim. Neyse bugünkü sıvı yağ. 1 bardak sıvı yağ. 1 bardak istediğiniz süt. Ben normal yarım yağlı inek sütü kullandım. Ama ıslak kek piştikten sonra delik delik yapıyoruz. Üstüne süt döküyoruz ya. Onu Hindistan cevizi, Hindistan sütünü kullanacağım. Ondan sonra da şöyle 1-3 yemek kaşığı kakao tozu. Ve de aynı bu bardak ölçüsünden 1 bardak un. Ben biraz fazla doldurdum. Her ihtimale karşı kullanabilir miyim diye. Bunun iç harcı biraz daha sıvı oluyor. Diğer kekler gibi çok da katı yapmanıza gerek yok. Bir de şekerli vanilin, bir tane de kabartma tozu. Hemen başlayacağım. Ondan sonra da size de gösteririm. Evet, kekimiz oldu. Annem burada tam bulguru yağlarken misafirler girdi. Hoş geldine gittik. Annem de içeride. Ben de şöyle hemen kürdan yardımıyla arkadaşlar birkaç tane, birkaç taneden de fazla şöyle delik delik açacağım. Daha şey soğumadan hemen ben sütü koyuyorum. O ısısıyla birlikte güzel oluyor çünkü. Güzel oldu. Şimdi hemencecik. Zaten sütü koyduğumuzda en fazla kenarlara daldığı için ortaya da daha fazla delik açmak istiyorum. Hazır mısınız? Şimdi en güzel tarafını yapmaya başlıyoruz sütümüzü. Ah,
Hindistan cevizi sütü yokmuş. Kız ben bunu Hindistan cevizi sütü zannediyordum. Badem sütüymüş bu. Ne oldu aşkım? Tamam ama yemek yiyeceğiz ondan sonra. Tamam yemek de oluyor. Yemek yiyelim öyle. En güzel kısım bu kısım. Ün çekmesini bekleyeceğiz. Böyle. Şöyle bıçak yardımıyla şuraları ucunu açıyorum. Hemencik çekmeye başladı. Gördünüz. Islak kek olduğu için yumuş yumuş olacak. Şimdi kenarları fazla ıslanıyor. Ortaya biraz daha dökeceğim. Yavaş yavaş ki ortası alsın. Böyle. Bu kadarcık yeter. Ve dilimleyip hemen kokonatlarımızı koyalım. Misafirimiz yabancı değil. Bizim küçük gelinin, Mizgin'in ablası burada. Ben de içeri geçerim şimdi. Güzel oldu. Ben çok özlediğim bir kek. Çok fazla yaptığım bir kekti eskiden. Şöyle yumuşacık, sakin sakin kesiyoruz. Laf soğudu. Arkadaşlar eve geldim. Cücükleri uyuttum. Ortalığı toparlayacağım çünkü çok berbat bir durumda. Sabah annem yağlı ekmeği çağırınca hemen kıyafet giyindik çıktık biz. Işıklar kapalı. Kocam şu an düğünde. Ben de düğüne gidemedim. Keşke gidebilseydim ama malum 3 çocuk olunca kimse bakamıyor. Ben de güvenip de burada aslında ajanslar var böyle. Gece bebek bakma ajansları. Ama güvenmiyorum. Halbuki ben o işi yapıyordum. Ama güvenmediğim için birini ayarlayamıyorum. Düğüne gidemediysem ben de böyle canlı izliyorum. YouTube'da canlı yayın verdiler. İzliyorum. Hatta şöyle göstereyim. Keşke gidebilseydim ama buradan gelinle damata da ömür boyu mutluluklar diliyorum. Nadir'i tanıyoruz. Eşimden dolayı. Eşimin uzun süredir, yani uzun zaman önce tanıdığı bir insan. Serhat nerede? Serhat diğer tam karşı tarafta alay çekiyor. Ama böyle arka fonda böyle oynayacak. Ben de çamaşır, bulaşık, bu işler çok karışık. Ne yapayım ya? Vallahi yetişemiyorum ya. Anneme de sabah dedim. Üf yapıyoruz anne. Her gün aynı şey ya. Çok sıkılıyorum dedim bu hayattan. Yemin ederim ya. Bıktım yani. Gerçekten her gün aynı şeyleri yapmaktan. Bana gına geldi. Neyse bu işkenceyi size dahil etmeyeceğim. Keşke hepiniz burada olsanız da el birliğiyle şöyle 10 saniyede toplardık değil mi? Hepiniz burada olsaydınız. Neyse ben evimi, herkes kendi evini toplasın. Ben evimi toparlayayım. Ondan sonra bir keyif çayı yapıp böyle otururuz birlikte. Çapasım yok. Çamaşırlar da bitti. Bir posta beyazlar da vardı. Attım. Kettle'ı çalıştırdım. Bir çay içeceğim. Bakın ne yaptım. Böyle işte kızlar yaptım. Ama anneminki gibi yumuşak olmadı. O da sanırım kullandığım undan dolayı. Çünkü bu tam buğday ekmeği mi deniliyor? Tam tahıllı ekmek mi deniliyor? Ondan böyle oldu. Tabii tadı güzeldi. Ama şöyle bakın.
Hatta kalın denedim, ince denedim. Yani her türlüsünü denedim. Bakın böyle beyaz beyaz kaldı. Sanırım fazla un kullandım. O yüzden bir dahaki denemeye umarım güzel olur. Arya bu ekmekleri seviyor, böyle ev yapımı ekmeği. Neyse artık ben yiyeceğim. Ne yapalım, böyle deneyen yanına böyle olacak o kadar. Geçenki yaptığımız puzzle tam 3 saatimi aldı arkadaşlar yapması. Çünkü bayağı bir zordu yani. Şöyle inmeli kalkmalı. Şurası kalkıyor böyle. Bakın. Burada bir aparatı var şöyle. Bunu böyle kaldırdığınızda. Heh, bakın. Kalktı. Evet. Böyle kalkıyor bu. İniyor, kalkıyor, iniyor. Böyle. Değişik bir puzzle'ın modeli. Minecraft'ın. Aynen. Şimdi arka fonda şey oynasın. Kendime de şu Puka'nın Winter Wooma olanı içeceğim bugün. Bundan. Çünkü pakette ekstra kaldı. Bari bunu içelim. Vallahi kızlar bu aralar annemle pek sohbet etmeye gelmiyor. Yani pek konuşacak muhabbet de bulamıyoruz açıkçası. O bana, ben ona bakıyor. Öyle. Hep bir sonraki yazdan medet umuyoruz. Bir ilkbahar gelse, bir yaz gelse diyoruz. Önümüz bahar bahçe. Neyse boş boş konuşuyorum kızlar, yani işte yapacak bir şeyim yok. Şimdi oturup keyif yapacağım.